Selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar dilerim cümleten. Bu birkaç gündür abim Cenk Çelik'le alakalı, benle alakalı YouTube'a videolar atmışlar. Dün de bu Ahmet Kürkçü denen vatandaş benim için mikser demiş. Videolar atmış. Beyaz Götlü Hızrail'den bahsetmiş. Ben size bu konuları bir açıklamasını yapayım dedim. Şimdi bu Ahmet Kürkçü denen vatandaşı ben tanımam. Bir gün bana sosyal medyadan arkadaşlık gönderdi. Kabul ettim. Sonra telefonumu istedi. Yazdım, aradı beni. İşte bu Sedat'la alakalı konular anlatıyor. İşte ben bunların beni kullandılar. Çocukluktan beri böyle bir sürü şeyler anlattı. Bunların kumpaslarını, nasıl adamları öldürdüklerini. Hiç ağza alınmayacak, şey yapılmayacak böyle pis pis işlerini anlattı. Böyle dost olduk. Telefon trafikleri o arıyor, biz arıyoruz derken meğersem bu zamanla tabii anladık. Bir gün bana demişti, ben dedi Müslümanlar bana yanlış yaptı. Müslümanlığı ben bıraktım dedi. Ben Hristiyan oldum dedi. Oğlum dedim sen manyak mısın? Niye Müslümanlığı bırakıyorsun, Hristiyan oluyorsun? O ara biraz huylandım bundan. Dedim lan bu dinini satmış yok. İşte Müslümanlar bana çok zarar verdi. Oğlum dedim sen bu Müslüman değil ki bunlar. Hani o da Sedat'tan bahsediyor işte şeylere gidiyor, türbelere, mürbelere. Bunlar işte böyle insanlar. Oğlum dedim sen her Müslümanı Müslüman zannetme. Onlar süs liman. Ya yani böyle günü perde epey görüşmelerimiz oldu. İşte bir gün bu videoları atarken tabii ben de seyrediyorum. Ben de sosyal medyada nasıl beni herkes takip ediyorsa ben de bunların hepsini takip ediyorum. Bir gün bunun videolarını seyrederken bu hep anlatıyor işte cezaevinde Sedat Reis bize talimat verdi. Biz devrimcileri bitirdik. İşte devrim nikahını bitirdik. Ceza müdürü bilmem ne. Böyle şeyler anlatırken bir bazı olaylar dikkatimi çekti. Arkadaş olduğumuz için de konuşurken soruyorum. Diyorum peki sana bir şey söyleyeceğim. Sen bu cezaevinde size imkanlar sağlayanlar, Karamürsel cezaevinde, bu Gebze cezaevinde, bunlar şu anda nerede o komutanlar? Hepsi FETÖ'den içeride. E niye bunları beyan etmiyorsun diyorum. Bir baktım birkaç ufak tefek yalanlarını yakaladım. Ona kendisine de söyledim. Oğlum ben sana güvenmiyorum dedim. Tabi bunu böyle çözdüğüm için bu rahatsız oldu. İşte değişik konular anlatıyor. İşte Zafer beni aradı. Yok bana bağırdı bilmem ne. Ben ona bağırmadım. Sadece videoyu izlerken baktım ona kimse bir şey sormadan bu homoseksüellikle alakalı konuyu olmadığını, Sedat Peker'in antisosyal rapor aldığını, kendi anlatıyor bütün cinayetlerde kendisinin olmadığını, bunların hepsinin suçlarını FETÖ'nün elemanları bağladığı, kendisi hakimler, savcılar, polislerde o anlattığı 50-60 tane cinayet anlatıyor. İşte o Eyüp İlhanlar, Zarifler, Zekiler, bir sürü Halim Karnaplar. Bunların hepsini FETÖ'nün komutanları falan bunları halletmiş. Bu raporu da herhalde, sağlam raporu da onlar halletmiş. Veya Sedat'ın benim cinsel ilişkisi, cinsel tercihi beni ilgilendirmez. Bizim başımıza bir olay geldi. Bundan 2-3 sene önce abimi bütün herkes biliyor, Ümraniye biliyor. Kahpece sırtından vurdular. Önemli bir olay, Ümraniye'nin göbeğinde çift silahla geldiler, sırtından vurdular. Onun akabininde Yavuz Kolcu diye bir kardeşimizi vurdular, kurşuna dizdiler. Bir iki faili meçhul olay da var, gene bunların devamı. Ulan burada polis yok, devlet yok. Şimdi dikkatimi çekti. O zaman bu 15 Temmuz olayı olmamıştı. Ulan bakıyorum polisler bu olayları nasıl kapatıyor? Nasıl göz yumuyor? Hadi abim vuruldu. Dedim hadi diyelim ki ölmedi. Sırtından 5 tane Smith Wesson 38 kalibre mermi geldi. Yani bir tanesi enfer çalıyor. Allah kurtardı. O çocuk Yavuz Kolcuoğlu denilen kardeşi kurşuna dizdiler. Bu hadi çocuk öldü. İkisini yapan aynı. Tarz belli. Yani bu alemi bilen konuyu bilir. Polisler falan bakıyorsun ki ulan bir örgüt var karşımızda büyük bir. Yani bu böyle olayları herkes kapatabilir mi? Kapatamaz. Tabi biz o zamanlar bu anlatınca bize diyorlar kafayı yemiş bunlar. Hani polis de bunlardan ya delilleri yok ediyorlar falan. İşte 15 Temmuz olduktan sonra
Böyle bir örgütün varlığından haberdar olduk. Ülke olarak nasıl bir güçlü, pislik bir örgüt olduğunu, yani uçaklar kaldırıp bizim özel harekatımızı da bombalayacak kadar, yani böyle gözleri dönmüş ruh hastası bir örgütle karşı karşıyayız. Bir şekilde abimiz de böyle deli dolu olduğu için böyle bunlara küfürler müfürler, birileri böyle bir şey konuşur. Cenk deli doludur, biliyor, kimseyi tanımaz. Ya bunların yavşak olduğunu işte falan filan, ve biri de buna şey yapıyor. Yani bu olaylar başımıza geldi. FETÖ örgütü de 15 Temmuz olduktan sonra böyle bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu, böyle bütün faili meçhul olayları araştırdığımda benim abimin olayıyla birkaç tane faili meçhul olayla beraber hepsini bu örgütün elemanlarını yaptığını biliyoruz. Zaten benim abim vurulduğunda bir ay 45 gün yoğun bakımda yattı. Yoğun bakımda yattığı zaman ben savcılığa, organize şubeye gittim. Onların da konuşmaları hiç hoşuma gitmedi. Tabii ne yapalım? Hepsi bağlı. Bunlar aynı örgüt. Poliste, şeyde de, hainlerde de hepsi dirsek teması çalışıyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor. Ne yapalım? Biz Allah'a teslim olmuş insanlarız. Ondan sonra ben intikam amaçlı bir şey yapmama gerek yok. Bu yapan, pisliğe bulaşanların hepsi, hani kelin sahibi var diyorlar ya, kelin, bizim de sahibimiz var, Allah var. 15 Temmuz'dan sonra Muhsin Yazıcıoğlu olayı oldu, bu 15 Temmuz olayı oldu falan, yani böyle büyük bir örgüt var. Bir kenardan bizim abimize de bulaşmış bu örgüt, işte abimizi de vurdu. Diyeceksiniz ki yani örgüt, bu FETÖ'nün abinle ne işi var? Şimdi bunlar, bu örgüt insanları kullandığı zaman sokak ayakları da var. Şimdi bunlar kendi işlerini gördürmek için bazı insanlar kullanıyorlar. Nasıl işte Sedat'ı nasıl kullanıyorlar? Sedat da kendi, bu FETÖ Sedat'ı nasıl kullanıyor? Kendi, hani Sedat'ın da kendi beyanları var. Ben Fethullah Gülen'e dünya kadar para bağış yaptım. Bu zaten Sedat kim daha? Dünkü çocuk bu Fethullah Gülen'in okullarının onun adıyla topladılar. Veya işte bir babalar üstüyüm diye çıkardılar. Yani bunlar böyle düzmece sokaktaki rantı da gerçek milliyetçi gruplardan alıp bunlara teslim ettiler. Sedat da bunların sokaktaki en kullanışlı elemanı. Bunun sokakta herkes biliyor. Kendi beyanları var. Bağışlar yaptığını. Yani böyle bir örgüte bir bağış yapmış. Yani bu örgütü güçlenen bunlar. Hepsi beraberler. Mafya imamı diyorlar işte. Mafyanın imamı. Bu da zaten ortada dedikleri gibi alametler var. İşte bütün gerçek vatanseverlerin hepsinin başlarına kumpaslarla işler getirdiler. Hepsi cezaevine gitti, yarısı öldü. Bunların hepsi bu Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde, Abdullah Çatlı'nın ölümünde, Haplamitoğlu cinayetinde. Bunlar işte bu Yargıtay'da hakimler, savcılar bunları yazıyorlar. Biz de internetten okuyoruz. Hakimler, savcılar, işte Kürşat Yılmaz, o da gerçek bir vatansever. Kürşat Yılmaz bunların dediği, o Yargıtay'daki hakimleri gel öldürelim, alemi birkaç hakimi öldüreceğiz. Bunlar şey yapın, Kürşat Yılmaz kabul etmiyor. Kabul etmeyince başına gelmeyen kalmıyor. Cezaevlerinde sürünüyor. Sırf bu işleri bildiği için, yani biz ona teklif ettik. O kabul etmedi. Tabi kabul eden kim? Sedat Peker kabul ediyor. Alparslan Aslan falan, işte bu Muzaffer Tekin. Bunların hepsi, bunların aynı grup Veli Küçük himayesinde. Bu işleri onlar kabul ediyorlar. Yapıyorlar işte Cumhuriyet bombası. Bunlar Haplamitoğlu cinayeti. Bu Muhsin Yazıcıoğlu Çatlı cinayetleri de araştırırsa altından bunlar gene çıkacak. Böyle bir yapılanmanın içindeler bunlar. Tabi bunlar Türkiye'de bunlara bir şey diyen yoktu. Kimse bir şey demiyor. İnsanlar korkuyor, görüyorlar, ölüyorlar, öldürüyorlar. Çok büyük anlatılan cinayetler, yüzlerce cinayet var ortada. Bizimkisi devede kulak. Abime sırtından vurmuşlar. Burada çok büyük yiğitler gitmiş. Muhsin Yazıcıoğlu gitmiş, Abdullah Çatlılar gitmiş. Alaaddin Çakıcı'ya senelerce kumpas kurdular, cezaevine attılar. Aralarına şey yaptılar, Kürşat Yılmaz, yani gerçek böyle vatanseverleri bir kumpaslarla cezaevine tıktılar. Bu Sedat denen müptezele yol açtılar. Sedat da bu aldığı yolla kendi arkadaşlarına kullandığı, işte yaptırdığı eylemlerde kullandırdığı adamları da öbür adamlarını öldürttürdü. Hep böyle bir silsile bu cinayetler yüzlerce insanı buldu. Türkiye sessiz, insanlar sessiz. Tabii biz de böyle kenardan bulaştık ama ben sessiz kalamayız yani. Benim abimle biraz deli doludur. İşte bu işler geldi başımıza.
Gelelim şimdi Sedat Peker'le durumumuza. Ben Sedat Peker'i tanımam. Sedat Peker'in yanındaki insanlar, arkadaşlar, tanıdığımız arkadaşlarımız var. Bunların aralarında sevdiğim dostlarım da var. İyi dostluğumuz olan insanlar da var. Sedat'la ben tanışmam ama sonuçta o arkadaşlarından sevdiğim insanlar, bizi de biliyorsunuz törelerimize, örf ve adetlerimizde sevdiğimiz insanın sevdiği insan da bizim için değerlidir. Bu yolla tabii bu Sedat'ın yanlış işlerini ben de sokağa bildiğimiz için, yanlış işleri var ama sevdiğimiz insanlar olduğu için hani o toklara girmiyorduk. Hani ortamda onun için çakal, bunlar kahpe dedikleri zaman karışmıyorduk, şey yapmıyorduk. Niye, bizim de dostlarımız, hani onlar da inanmışlar. Cahiller ama ne yapacaksın? Onlar da ona inanmışlar. Bu durumlardan dolayı hiçbir zaman o toplara girmedik. İşimiz de yoktu. Bir gün bir abimizin cenazesinde, bu gene bu dostlardan görüştüğümüz Ercan Arafatoğlu, cenazede karşılaştık. Ertesi gün beni aradı. Zafer, senden bir ricam var. Benimle iftara gelebilir misin? Hayırdır abi dedim. Ne iftarı? Ya dedi, bir iftara gelir misin benimle? Kimin iftarı dedim abi. Geleyim de hani bir bilelim nereye gittiğimizi bilelim. Ya dedi reisin yanında. Ya dedim abi ben gelmeyeyim dedim ya. Şimdi ben dedim Ercan abi gelirim. Burada çakallar var. Bu işlerden faydalanırlar. Ben sevmiyorum. Bunlar değişik tipler. Yok dedi Zafer falan, ısrar etti. Ben dedim ki bak abi ben dedim gelmem. Sonra ısrar edince bir kelime konuştu bana. Ercan Arafatoğlu canlı şahit, sağdır. Dedi Zafer benden mi utanıyorsun? Ercan abi de engelli. Ayakları sakat, belden aşağısı tutmuyor. Öyle deyince biz duygusal insanız. Yok abi şeref duyarım dedim. Dediğini kabul ettim. Abimi vurulduktan sonra yani... Tabii ben abim Uğur'un ismini savcılığa vermiştim. Savcıca Sedat'la bir işimiz yok. Sedat'ın ismini ben söylemedim. Zaten bu çakallar, böyle işleri yapanlar benim isim verdikten aldıktan sonra uzantısı onlar zaten. Bunlar çakalın teki, sokakta yürüyemezler. Bakkala ekmek almaya gönder gidemezler tek başlarına. Yani böyle tipler yani. Nasıl olsa bu, bunlara bu imkanı sağlayanlar arkasından çıkacak. Her neyse gittik. Ertesi gün oldu iftar vakti, işte 10-15 kişi gene beni arıyor, işte bu Zafer gelsin, Zafer gelsin, işte Ercan onu arıyor, öbürünü arıyor, Özcan abiyi arıyorlar. Özcan abi de geldi, beni evimin oradan aldı, beraber gittik. Gittik, bize mükellef sofra koymuş, 4-5-6 kişiydik işte, Ercan abi, Özcan abi, o Şaban var, Şaban Erenoğlu, rahmetli Fahrettin amcanın yeğeni. Nurettin abi var, o tamirci, sanayide, teyfçi Nurettin abi var. Ayhan abi var, Altan Kosik var. Hepsi bunlar benim abi kardeş. Her zaman oturduğumuz, değer verdiğimiz, birbirimizi öyle görüyorum yani, ben bilmiyorum. Öyle görüyordum o güne kadar. Hepsine abi kardeşlik falan. Oturduk işte, yedik, iftarımızı açtık. Sedat konuşuyor, işte herkes dinliyor falan filan. O abi işte orada pozisyonu. Bunları yaşadık yani orada. Bu arkadaş, bu dostumu tanıyor muyum, daha önce tanışmıştım, bir muhabbet, sohbet oldu. Her neyse yedik içtik, kalktık. Kalkınca resim çekilme işi var. Hani var ya bunların sıra, bütün kolpacılar toplanıyor, resim işi. Ben de hani şey yapmadım, çekilmişlerin tarafına geçtim. Dedim resim de çektirmeyeyim dedim. Biliyorum ya bunların böyle bir kumpas tezgah. Tahmin ettim yani, içime doğru. Bu Ercan abi orada gördü beni, dedi Zafer dedi. Bu dedi... Telefonla cüzdanım var elimde, kırmızı, biliyor, herkes bilir. Elimde telefonla cüzdanım var. Zafer dedi, benim hatırım için geç bir resim çekil dedi. Ya dedim abi yapma Allah'ını sen. Ya dedi Zafer, aldı cüzdanımı, telefonumu, resim de çektirdim. Şimdi bu Sedat'la benim resimim, daha biz aşağıya arabaya indik. Resim bende yok, benim telefonumla da çekilmedi. Ulan bütün Ümraniye bu Hızrali, beyaz götlü dedikleri Hızrali benim resmimi yayınlamış. İşte reise 30 senedir küfür ediyordun, şimdi biat ediyorsun. Bilmem ne, alakasız alakasız işler yazıyorlar. Hani böyle beni işte küçük düşürücü, işte ben bunlara şeymişim diye. Yani böyle bir ortamı şeye getirdi. Allah Allah dedim, bu nasıl oluyor? Ben hemen, bu Ercan beni oraya götürdü. Ercan abi dedim, hayırdır bunlar, ne iş? Bizi çağırdın böyle böyle, iftarımızı yaptık Ramazan'da. Bu işler ne işler? Ya baktım, bu Ercan abi de dedi ki bana, Zafer dedi, bunlar dedi seni kıskanıyorlar. Şimdi bu pozisyonlar var ya, bunlar şimdi sen de gelince senin Ümraniye'deki konumunu biliyorlar. Bunlar korkmuşlardır.
Hani sen gelirsin reisle arkadaş olursun Ümraniye'ye, bunlar zaten yanlış insanlar, haksız insanlar, insanlara zulüm yapıyorlar. Sen adaletlisin, reisle de dost olursun, bütün bölgede güçlenirsin. Niye kıskanmışlar, öyle yapmışlar? Allah Allah, subhanallah dedim. Ulan peki dedim, baktım böyle deyince ben rahatsız oldum, kapattım. Ercan Arafatoğlu'nda o gün telefonumdan, Facebook'umdan engelledim. Bir daha da dostluğum olmadı. Hani o gruptan hiç kimseyle bir daha da dostluğum olmadı. Niye diyeceksiniz? Şimdi beni oraya çağırdılar. E ben şimdi bunlar köpek, enik bu Hızraviler falan. Şimdi bu enik, bunlar her gün Facebook'larına, sosyal medyalarına bakın. Kendileriyle ilgili bir paylaşımları olmaz. Bunların kendi fikirleri olmaz. Hep Sedat Peker'i sermaye yapmışlar, onun resimlerinden bir yol tutturmuşlar, gidiyorlar. Şimdi Hızır Ali, Sedat Peker'in resimlerini, benim resimlerimi yayınlayıp böyle böyle diyor. Ben onun reis dediği adamla oturmuşum, beni oraya davet etmişler. Aynı masada iftar veriyorlar. Onların ayakta beklediği yerde ben oturuyorum. Şimdi bu reislerine saygısızlık değil mi diye düşündüm. Ulan bunlar beni hem oraya çağırıyorlar. Orada bir tane Metin Irmak var. Metin abi, Beylerbeyli. Sağ olsun orada gerekenleri söyledi. O da benim dünya alet abim. O da işte Facebook'tan bir gün baktım, arkadaş şekli yazıyor. Ulan dedim, bu Metin abi ne iş? Metin abi bize de orada hakkını verdi, konuştu dedi, Zafer geldi. İşte yani orada ne gerekiyorsa adam gibi konuştu. Onların konuşmadığını Metin abi konuştu. Oradan bizim gönlümüze girdi. Bizim abimiz, Allah rahmet eylesin, geçen cenazesi varmış, başı sağ olsun. Ulan baktım arkadaş şekli yazıyor. Allah Allah. Üzüldüm. Metin abi hani sevmiştim. Delikanlı adam. Gerekeni konuştu. Ulan bir baktım, ben de telefonuna ulaştım. Dedim ki Metin abi dedim. Yani ben bir şey gördüm. Demin ben seninle arkadaştık. Arkadaşlık yok dedi. Hani yanlış anlama. Seni sevdiğim için üzüldüm. Hani bir eksiğimiz mi bizim haberimiz olan? Ya Zafer dedi, İşte senin bu işlerin var ya dedi, yarın öbür gün seninle arkadaş oluruz, bana şey yaparlar diye. Çok özür dilerim dedim abi. Tamam haklısın, kusura bakma dedim. Kapattım. Ondan sonra Metin abi ne aklına geldiyse bir daha arkadaşlık gönder. Bu sefer de ben kabul etmedim. Yani orada Metin abi gerekenleri konuştu. Gelelim şimdi resmime. Şimdi ben bu zaman, bu süreç zarfları içinde 15 Temmuz olduktan sonra tabii bu işlerin peşini bırakmıyoruz. Bir örgüt var. Bu örgütü bir şekilde bize de bulaşmış. Bunların karşısında derken bu süreç zamanı içerisinde Fethullah Gülen'in işte bu örgütü gizli bir çözen bir ekipler var. Yani mesela Tayyip Erdoğan'ın, işte Devlet Bahçeli'nin, bunların da kendi tabanında bu örgüte karşı çaktırmadan, hani bunlara yol gene hani hiçbir şey haber vermeden, çaktırmadan bu mevzuları araştırdığını duydum. Biz de sokaktayız. Herkesle irtibat halindeyiz. Nasıl herkes bunları anlatıyor ya, bunları tanıyor. Bizi de tanıyanlar var. Bizim de ilişkide olduğumuz, değer verdiğimiz büyüklerimiz, kardeşlerimiz var. Böyle bir çalışmanın olduğunu fark ettim. Dedim lan dedim, devlet herhalde dedim harbiden şey değil, istira edilmiş. Biz de bu çalışmanın içinde olalım diye. Biz de gizli çalışmalar yürüttük. Bu işleri takip ettik, ilişkileri takip ettik. Derken bu işler buralara geldi. O arada da bir yiğitle tanıştım. Nihat Karaaslan. Nihat Karaaslan lafını esirgemiyor. Baktım bunları en doğru anlatan. Ulan 10 senedir 7'si bu işler olduğundan beri bu abiyi takip ettim. Ulan dedim bu nasıl bir delikanlı. Merak ettim. Onunla bu ulaştım. Bir şekilde konuştum, oturdum. Dost olduk. Baktım çok değerli, kaliteli, konulara hakim. PKK terör örgütlerine, APO terör örgütlerine, FETÖ terör örgütlerine, bütün dünya istihbaratları da bunun peşinde. Bütün örgütleri böyle çökerten adam. Ben onu nasıl sana söyleyeyim, bunu okuyunca onun yazılarının böyle devlet terbiyesini, ben onu gerçek devlet olarak tanıdım. Ama derim vay hani diyorlar aksakallı. Nihat abi öyle tanıdım, çok değer verdim. Allah onun eksikliğini göstermesin. Çok değerli bir insan. Bu kolpacılar gibi, bu Kürtçü, öbür falan filan. Hepsi dümenci bunların. Tek adam Nihat Karaaslan gördüm. Yani lafını, sözünü, duruşunu. Biz de doğru adamın sırat-ı müstakim yolunda olduğunu gördüm. Devletimizin böyle yiğitleri
böyle zor zamanlarda sahaya sürdüğünü anladım. Derken böyle dost oldu. Diğer kara aslanına gittim, yerinde resimler çekildim falan filan derken bu beyaz kötlü dedikleri Hızır Ali, bu Nihat Karaaslan'la benim resmimi, Sedat'la olan resmimi ikisini de yayınlıyor. Bak diyor, bu Zafer daha önceden, bu Nihat Karaaslan'la benim resmimi de niye yayınlıyor? Şimdi bu Ahmet Türkçü'nün dediği bu Ezel denen arkadaş, Ezel Beyaz Aslan denen arkadaş, burada yazmışım hepsini. İşte bunların hepsini Zafer'in kontrolünde diyor. Ses kaydı yapmış telefonda. Şimdi benim kontrolümde bir şey yok. Ben öyle bir insan değilim. Ama tabii herkesle bizim de irtibatımız var. Ezel, o da Amerikalı Özcan abinin geçen babasının cenazesinde geldi. Orada benim elimi öptü. Abi ben Ezel Bayrak dedi. Seni sever sayarız dedi. Senin için hani böyle böyle yanlış anlama. Dedi ben de baktım elimi öpmeye çalıştı, öptürmedim. Eski arkadaşlarımız da yanında, işte Ateş Ahmet, Şeref Yıldız, Sedat vardı, Karabekir'den 2-3 arkadaş vardı. O da benim elimi öpmeye çalıştı da öpme dedim falan. Tabii bunun namı da var. Ezel de böyle bu doğru yazılar yazmış. Hani iftira diyorlar ya, böyle Ezel'in yazdığı her yazı doğrudur. Ümraniye'yle herkes bilir. Ben de onun doğruluğundan ben de takip ediyorum. Beyaz Aslan dediğini de internette, şimdi Nihat Karaaslan'ın, bunlar bir aşiret. Nihat Karaaslan bir kanaat önderi. Güneydoğu'daki bütün aşiretler bunlara hani birbirleriyle bağlı, birbirlerine şeyler. Değişik bir yapı. Aşiretleri bilen bilir. Şimdi bu Nihat Karaaslan'a bu Facebook'ta, Twitter'da küfürler ediyorlar. Bu Hızır Ali kendi hesabından da, sahte hesaplardan da bu Nihat Karaaslan için işte ağza alınmayacak laflar söyledi. Bu Nihat Karaaslan'ın yeğenlerinden biri de bir tane Twitter hesabı açıyor işte. Beyaz Aslan dedikleri bu. Beyaz Aslan dedikleri. Beyaz Aslan tabii bunların hepsi küfür ediyorlar. Bunların küfürlerinde boğuyor. Çocuk zeki. Ben konuşmalarına falan attım. Hatta bazen onu Nihat diyorlar. İşte Nihat 3 hesap açmış hepsini. Ezel, Beyaz Aslan, Doğuhan Bey. Doğuhan Bey. Bu üçü, 3 tane sahte hesap. Bunların hepsinin şirazesini bozmuş. Bu Ahmet Türkçü de diyor ki, Hızır Ali de. Şimdi Hızır Ali düşkün bir arkadaş. Şimdi onu anlatıyorlar işte, yaptıkları pislikleri anlatıyorlar. Allah onun günahları onu, beni ilgilendirmez. Şimdi bu Hızır Ali, Nihat Karaaslan'ın yeğen, Nihat Karaaslan bunlarla alakalı paylaşım, Nihat Karaaslan için kendi sayfasından paylaşım, ağza alınmayacak laflar, vatan haini, aptal o, bilmiyor da zaten. Nihat Karaaslan'ın ömrü PKK'yla, savaşla geçmiş. Bu uğurda ailesinden insanlar ölmüş. Kendisi silahlı kaç tane kurşun almış PKK'yla çatışmalarda. Bunları Nihat'ı PKK göstermeye çalışıp, işte benim de resimlerimi atıp, işte Selahattin Demirtaş'la ben Selahattin Demirtaş için proje demişim. Almışlar onu Nihat Karaaslan'la, işte bunlar PKK'lı falan. Ulan bizim vatanseverliğimizin zekatını versek sizin sülalenize yeter yavuşaklar. Nihat Karaaslan'ın yeğenlerinin korkusundan beni attı ortaya Hızır Ali. İşte Zafer böyle, Nihat Karaaslan'ın yeğeni ona diyor ki, biz hepsini seyrediyoruz, herkes seyrediyor Twitter, sosyal medya. Nihat Karaaslan'ın yeğeni diyor ki ona, diyor oğlum neredesin, gelelim de bir de bizim yüzümüze söyle bakalım bu amcama söylediğin lafları falan. Bu götünün korkusuna, ulan siz bilmiyorsunuz Zafer böyle, Zafer sizi kandırıyor, dur biz size bir resim atayım burada. Hepsi kayıtlı, attığı tweetlerin hepsi kayıtlı. Götünün korkusuna Nihat'larına, ulan sen beni atsan ortaya ne olacak? Sen adama paylaşmışsın, adama etmediğin küfür kalmıyor. Onun yeğenleri bunun hesabını sorar. Şimdi bu gün sonunda hesap geldi mi herkes hesabını ödeyecek. Ya götün yemiyorsa konuşmayacaksın. Benim için fark etmez. Nihat Karaaslan çocuk değil, her şeyi görüyor. Nihat Karaaslan'a mesaj çekmiş. İşte bu Zafer size yamanıyor, siz bilmiyorsunuz. Bu Zafer ne kadar tehlikeli, sizi kullanıyor falan. Aptal, kime ne anlattığını bilmiyor. Çocuk mu lan Nihat Karaaslan? Yavşak oğlu yavşak. Sen onun hesabından Sedat Peker'e yalamalık yapacağım diye üstüne vazife olmayan işlere karışırsan bedelini ödersin. Gelirler seni bulurlar. Bugün bulmazlarsa yarın bulurlar. Bunun hesabını sorarlar. Onu beni ilgilendirmez. Sen beni ilgilendiren tarafı Sedat Peker'le benim resmimi atıyorsun. Nihat Karaaslan'la benim resmimi atıyorsun. Ben diyor Sedat Peker'e gidiyorum bir ulan Sedat kim ki ben ona biat edeceğim?
Sedat sokakta mı vardı lan biz varken? Bir tane örgüt almış bunu, götünü pokpoklamış, bir şeyler yapmış, şişirmiş, kullanmış. Şimdi de kullanma süresi doldu, attılar kenara. Şimdi yaptıkların bedelini ödettirecekler. Biz çakal olmadık ki, biz hiçbir zaman asker olmadık ki oğlum. Biz bu işte delikanlı gibi sokakta koşturduk. Kimseye haksızlık, zulüm etmedi. Bizim de senin dediğin gibi Ümraniye'de herkes bilir. Hepimiz herkes biliyor. Ben şimdi senin Hızrani'nin yok mikser Zafer karıştırıyor. Zafer hepimizi yaktı kaçtı. Ulan ben ne yaptım size, yaktım kaçtı. Benim abimin sırtından vurdular. Bu işlerin peşine düştük. Hepinizin haberi var. Hepinizin yaptığı tezgahlar. Şimdi gelelim benim abimin askerlerle olan diyaloğuna. İşte Jöh komutanı Cenk Çelik diye videolar yaptırıp YouTube'a attırıyorsunuz. Cenk Çelik biz asker, benim babam 27 Mayıs İhtilali Cemal Madanoğlu Numan Esin Supu Karaman'ın hayatını yazan yazardı. Benim babam Yılmaz Güney Sürü filmini, Kadir İnanır Katırcılar filmini yazan adamdı. Şimdi benim babam Yılmaz Güney Sürü filmini yazdığı zaman Yılmaz Güney Sürü filmini oynatan sinemaları kapatırlardı. Yani benim babam öyle o şartlarda o filmi yazdı. Devletin haberi olmasa o filmi kimse yazabilir mi o dönemlerde? Yazamaz. Cemal Madanoğlu kim? 27 Mayıs bu devletin, ordunun en şerefli komutanlarından. Cemal Madanoğlu'nun elinde büyüdük biz. Cenk abim de o zamandan kalma hastalık. Bu komutanları, askerleri seviyor. Komutanları, askerleri seviyor. Sevdiği için de böyle ara sıra gider. Onun gerçek vatanseverliğine emin oldukları için komutanlar da askeriye de ona, yani Cenk bu. Biliyorlar yani nasıl bir delikanlı olduğunu biliyorlar. Yoksa kimse öyle müsaade etmez. Şimdi onları böyle İçişleri Bakanlığı'na falan yazı yazmış o beyaz götlü dediğiniz yavşak. İşte bunu şey yapıyor. Ulan İbnoğlu İbni. Sen o Yavuz Kolcuoğlu'nu, kardeşimiz Ümraniye'de bir sürü cinayetler oluyor. Niye Süleyman Soylu'ya demiyorsun gelin bu, burada böyle böyle olaylar oluyor, şeyi kullanıyor. Sedat Peker kim ki lan gidecek miting yapacak? Niye demiyordunuz bir tane hamam oğlanı çıkmış miting yapıyor? Ne anlatıyor? Kendilerine anlattığını bilmiyor. Kendine sahte hoca almış yanında gidiyor. Niye o zamanlar bu orduyu göreve, devleti göreve çağırmıyordunuz? He? Niye? Şimdi Cenk askerlere şey yapmış, bir dakikada yok müptezel, yok uyuşturucu bağımlısı. Ulan Cenk'in bir tipine bakın. O silahlı resimlerine bakın. O komutanlar askerine. Hanginizde lan bir tane meymenet var? Hanginizde bir tane delikanlı var Cenk gibi? Tamam, alkol içiyor. Kafası iyi olunca hepinizi tokatlıyor, sinek görüyor. Olabilir. Onun da şeyi o. Allah affetsin, hidayet versin. Siz şimdi bu şeylerden kendi altınızın pisliklerini görmeden yaptığınız olayları anlatıyorlar oğlum. Bütün Ümraniye'deki arkadaşlarını anlatıyor. Hanın kapıcısınız. Biz şimdi kendime yakıştıramıyorum terbiyesiz seni açıklarından vurmayı. Yavşak oğlu yavşak. Her şeyinizi bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar mı? Benim resimimle Sedat Peker'in resimini alıyorsun. Diyorsun ki daha önce bize geldi bu. Bizden para koparmak istedi. Biz para vermeyince Nihat Karaaslan'a gitti. Ulan Sedat kim? Kaç kere gelmiş mi? Zorla getirdiniz, yalvar yakar geldim oraya yemek yemeye. Ondan sonra başıma bu işleri açtınız. Bir resimim var elinizde, aynı o Cumhurbaşkanı'nın resimini kullandığınız gibi. Ömür boyu kullanın benim resimimi amına koyayım. Sedat bir tane delikanlıyla ilk defa resim olmuş işte. Kullanın amına koyayım. Bir tane delikanlıyla resimi mi var Sedat'ın? Bir tane delikanlıyla resmi var, o da benim istemeyerek oldu. Alın amına koyayım, kına yakın kendinize. Bu işleri kim yapıyorsa bunlar hepsi çıkacak. Kim yapıyorsa hepsi çıkacak. IP numaralarından bu videoları, kardeşlerimin videolarını kim yaymışsa çıkacak. Ulan göt oğlanları. Madem öyle devlet gelsin benim kardeşimi vuranları vursun, bulsun. Yavuz Kolcuoğlu'nu vuranları bulsun. Gelsin devlet. O devleti bekliyorum ben zaten. Onun için bekliyorum. Gelsin, ben onlara soracağım. Ben ne soracağımı iyi bilirim. Sokakları da ben iyi bilirim. Ne zaman hesap soracağımı da iyi bilirim. Siz öyle kendinize göre hokkabaz 3-5 tane yavşak diyorsunuz ki Ümraniye'de bunları kimse sevmez. Oğlum Ümraniye'de bizi sizin gibi ibneler severse zaten biz kendimizden şüphe ederiz oğlum. Biz kendimizden şüphe ederiz. Bizi bilen biliyor Ümraniye. Bir şey anlatmama gerek yok. O sahte hesaplarla ettiğiniz küfürler, sahte hesaplarla yaptığı. Ulan 3 tane sahte hesaba teslim olmuşsunuz. 100 tane hesap açmışsınız. O 3 hesap sizin hepinizi mat etti. Hepsini seyrediyorum ben. Onları da Zafer yaptırdı diyorsun. Ulan bu Zafer ne biçim delikanlı, hepinizi kucağına almış oynatıyor. Durumlar böyle. Kardeşimi böyle videolar yaptırıp da
İşte bizi askere, işte böyle askeri silahlarını kullanan askeri seviyoruz kardeşim. Polisi seviyoruz. Biz koşulsuz devletçiyiz. Ortada işte, her şey ortada. Siz FETÖ'nün kucağında büyüdünüz. FETÖ size bu yolları açtı. Sizin hiçbirinizin kendi fikri zikri yok. Açın sosyal medyalarınızı, bir tane kendi paylaşımınız var mı? Bir tane hamam oğlanın götüne takılmışsınız. O hamam oğlanında bütün bombaları patladı. Şimdi götünüz Yusuf Yusuf ediyor. Oğlum sikecekler sizi, sikecekler. Yaptığınız bütün yanlış işler çıkacak sizden. Tamam mı? Göreceksiniz. Götün yerinde varsa buyursunlar. Geziyoruz sokakta. Hanginiz lan sokakta geziyor? Hanginiz geziyor? Semti terk etmediniz mi? Göreceksiniz hepiniz. Öyle, öyle kimse, herkes yediğini yiyeceğe kadar sıçacak. Sıçtığını yedirirler adama. Biz aptal değiliz, çocuk da değiliz. Böyle siz göreceksiniz, zamanı gelecek. Kusura bakmayın, biraz sinirlendim. Bunlar böyle olmadık işler yapıyorlar. Bizi aile olarak saçma sapan şeylere sokuyorlar. Bizim her şeyimizi devlet de bilir, millet de bilir. Yavşaklar, size mi kaldı? Devlet bilmiyor mu kimin ne olduğunu? Kimin vatansever, kimin karı pezevengi olduğunu bilmiyor mu? İnsanlar bilmiyor mu? Neyin arkasına saklanacaksınız? Cem Çelik hepinizden delikanlı amına koyayım. Her gün ağlayıp gel. Diyorsun ki Zafer geldi bizden özür dilerim. Ulan yavşak, ağlayarak aramadın mı beni? Zafer, bu Cenk benim anama karıma küfür ediyor, beni dövdü, ağlayarak aramadın mı beni? Geldim oraya, geldim orada toplanmışsınız amına koyayım, ağlıyordun. Dedim ne diyeyim sana? Yavşak ne diyeyim? Cenk toplanmış, 2-3 kişi silah almış, hepiniz korkmuştunuz orada. Sizi de rahatlatmak için barıştırdım sizi. İbine seni. Her gün ağlamıyor muydun? Sana demedim mi lan Cenk'le bir daha içki içmeyeceksin? Cenk'le bak içki içme diyorum, bak bu sana yarın ömür gün ben karışmam demedim mi sana? 10 kere demedim mi? E sonra dayağı yiyorsun, ağlayarak geliyorsun. İbine seni. Şimdi oradan sosyal medyadan mesajlar atıyorsun. Oğlum hepinizin ne bok olduğunu herkes biliyor. Varsa götü yiyen gelsin, istedikleri yere gelirim. Gelin hep beraber yüz yüze konuşalım. Kim varsa bu işlerin içine çıkalım ortaya. Tek başıma geleceğim. Hepiniz bilirsiniz benim tek başıma gelmelerimi. Yaşadık hep beraber. Götü olanları sizi. Kusura bakmayın, Ramazan ayında biraz sinirlendim. Böyle haksızlıklar, uğursuzluklar olduğu için özür diliyorum. Bazı bayanlar da var akrabalarımızdan sosyal medyada. Sedat'ın durumu da budur. Benim durumum da budur. Kardeşimin durumu da odur. Benim kardeşim, ben de ne diyorsak lafımızın arkasındayız. Burada yaşıyoruz. Buyursun ki herkes öldürebilir de, yapabilir de. Biz kimseye bir şey yapmayacağız. Bizim sahibimiz var. Allah hesabını soracak. Yavaş yavaş da soruyor. Sabredin, sabredin. O şişeye oturtturacaklar sizi, şişeye. Siz öyle boyunuzdan büyük laflar edin hiç tanımadığınız adamlara. Ondan sonra götünüzün korkunuzla bizi ortaya atın. Ben de kurtaramam oğlum siz artık. Ben de kurtaramam yani. O sana destek olan akrabaların, hani diyorlar ya, biz seninleyiz, öbürü diyor ya, biz ona böyle yaparız. Hadi bakalım göreceğiz kardeş. Kim kime sahip çıkıyor? Bu işler mermiyi yiyince derler onlara. Ona mermiyi yediğin zaman diyecekler onlara. Bu orospu çocuğu bizim amcamıza laf söyledi. Ama ben de ona, amcama laf söylediği için vurdum diyecek. O zaman siz anlatırsınız. Bu da bizim yeğenimiz. Böyle orospu çocuklukları yaptı. Biz de bunu mecburuz yani. Gene ne kadar da olsa bizim ibnemiz dersiniz. Tamam mı? Hadi Allah'a emanet olun. Çakallar.